Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kablosuz kamera sistemi projesinden bahsedeceğim. Eğer bir noktada kablo çekmeniz çok mümkün değilse kablosuz sistemler kullanabilirsiniz. Ben kablosuz haberleşme için mikrotik cihazlar kullanacağım. Bugün cihazların pek ayrıntısına girmeyeceğim. Zaten cihazların için ayrı ayrı inceleme videoları yapıyorum. Bu videomuzda mesafeler birbirleri arasındaki mesafeler uzak ise ve kablo, fiber kablo veya ket kablo çekmeniz çok maliyetli olacak ise ve bu maliyet dışında size hani yapamama gibi bir problem çıkaracak da mesela bazı noktalarda kablo çekimi de mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kablosuz veri aktarım cihazları devreye giriyor. Ben burada MikroTik kullandım. Size kaba taslak projeden bahsedeyim. Siz de kendinize göre yapacağınız projelerde bunu farklı şekillendirebilirsiniz. Yani üzerine değişiklikler yapabilirsiniz kendi yapacağınız sistemlere. Benim kablo getirdiğim nokta, yani ket kablo gelen noktam şurası, bakın okla gösterdiğim nokta. Buraya kadar benim kablom geliyor ve ben buraya kablo bıraktırdım. Bir tane ket kablo bıraktırdım bu altyapıyı yaptırırken ki böyle bir şey daha önceden planlıyordum zaten. Bu kablonun geldiği noktaya master dediğimiz merkez cihazı koyacağım ve açısı 120 derece. 120 derece açıda slave, yani köle cihazlara internet verebileceğiz. Bu noktadan şu birinci noktaya, şu ikinci noktaya, şu üçüncü noktaya, aslında şurada ama yanlış işaretlemişim ben bu yeşili. Şu üçüncü noktaya ve dördüncü noktaya ve istenmesi durumunda şu beşinci noktaya. Bu beş noktaya ben internet verip ve bu noktaların etrafında yani bu noktaların etrafında kamera koymak istiyorum. Şu iki noktada aslında bilgisayar da olacak. Şu iki noktada. Ama geri kalan noktalarda sadece kamera kullanılacak. Benim sistemim bu şekilde çalışacak. Şimdi size şöyle göstereyim tekrardan. Birinci noktamız ve buraya koyacağımız cihaz ne biliyor musunuz? Buraya bir tane merkez cihaz koyduk. Ket altı kabloyla bunu bağladık. Yani şu baştan gidelim. Merkez cihaz koyduk. Ket altı kabloyla bağladık. Buraya bir tane slave cihaz koyduk. Şu iki cihaz birbirleri arasında haberleşecek. Bunu da ket altı kablo aldık bu merkez cihazın. Arkasına da bir switch koyacağız. 8 portlu. Daha sonra buraya 8 portlu switch'in arkasına da kameralarımızı bağlayabiliriz. Ket kablodan sivice kamera bağlayabiliriz. Yani buraya koyacağımız bir cihaz var. Alıcı slave modda. Arkasına switch koyacağız. Ve bu switch'ten istediğimiz kadar kamera besleyebiliriz. Yani switch'in portuna bağlı. Diğer noktamız şurası. Buraya da ne koyacağız? Hem kamera hem bilgisayar. 2-3 tane bilgisayar olur. 5-4 tane de kamera olur. Kameralardan mesela şurada diyelim. Kamerada 100 metre öteye kadar gidebilir. Çünkü switch 100 metre kadar öteye gidiyor. 100 metre ihtiyacımız olmayacak ama buraya bir kablo çekip şuraya şu noktaya bir kamera koyulabilir. Şuraya bir noktaya kamera koyulabilir. İkinci noktamız da bu şekilde. Üçüncü noktamız burası diye göstermişim ama yanlış. Tam şurası olacak. Tabii bunlar sizin yapacağınız projeye göre değişiklik gösterebilir. Böyle kablo çekip buralarda kamera ve bilgisayar koyabilirsiniz. Burada bilgisayar olacak. Şu ne oldu? Şöyle gösterelim. Şu bizim master cihazımızdı. Master diye yazalım. Yani verici cihaz. Şu slave cihazımız. Birinci slave yazalım. Burada. İkinci slave. Köle demek. Cihazımız burada. Üçüncü slave. Tabi burada montaj işçiliği iyi olan birisiyle çalışmanız gerekiyor ve buradaki etrafa kameralar koyacağınız için kameraların da montajını yapacak adam. Diğer direğimiz burada. Diğer direğimiz de burada. Burada yapılacak kişilik aslında şudur. Antenlerin montajı. Toplamda 5 adet slave. 4. slave'i yazayım. Bir adet master olmak üzere. Kaç tane cihazımız var? 6 tane cihazın montajı. 5. slave. Bunların kurulumlarını zaten aldığınız yerde mesela MikroTik'in internetten teknolojisinden alıyorum ben. Adamla beraber kurabilirsiniz. Kurulumlarını direkt yaptırabilirsiniz. 6 tane anten montajı. Switch'leri oraya güzelce bir kabinetin içine koymanız daha doğru olacaktır. Çünkü bu noktaların hepsi su alabilir. Oraya çift cihazlı dış ortam kabineti koymanızı öneririm. Veya kapalı ortama switch'lerinizi almanızı öneririm. Özellikle şu direkte çift cihazlı dış ortam kabinet kullanacaksınız. Ve kabinetin üstüne kameralarınızı asabilirsiniz. Ve bunların etrafına da atıyorum şu noktada 4 kamera. 3 kamera. Ne yaptı? 3 kamera montajı. 6 cihaz montajı vardı. 3 kamera burada. Atıyorum 3 kamera burada olduğunu düşünün ya da 4 kamera. 3 7 yapar. 4 kamera buraya koyun.
11 yapar. 3 kamera buraya koyun. 14 yapar. 3 kamera buraya koyun. 17 yapar. 17 kameraya ve 6 anten montajı şeklinde size işlik çıkarır. Diğer türlü fiber çekmeye kalksanız veya ket altı kazım aletleri, fiber fonlandırma aletleri bir ton çıkacaktır. Bu antenlerin direkt arkasından ket altı ile bağlantı yapıyorsunuz. Sivice giriyorsunuz. Bir de adaptörle besleniyor bunlar. Buralara elektrik vermeniz gerekebilir. UPS'ten beslemeniz gerekebilir. Bunları düşünmek gerekir. Onun dışında sistem genel anlamıyla, genel hatlarıyla bu şekilde. Şöyle yakınlaştıralım bir de. Sadece şunun yeri şurada olması gerekiyor. Yanlış çizmişim. Yani şurada sağda, burada solda. Aslında bizim yeri. Şöyle bakıldığında da mesafeler oldukça büyük. Bakın şurada bir noktamız var. Bu noktanın üstünde internet olacak. Ve şu noktanın üstünde internet olacak. Ve bakın burada yapacağınız işlemlerde mesela şu önemli. Atıyorum bu bir havuz. Biz bunu havuz deriz. Burada mesela sizin switch'iniz var. Bu switch'ten bir kablo alıp buraya kadar çekersiniz. Şu noktaya bir kamera koyabilirsiniz. Buraya kadar çekip şu noktaya da bir kamera koyabilirsiniz. Fakat bu noktadan şu noktaya çekmek sıkıntı. Bu noktalara çekemiyoruz kamera. O yüzden sistemi de gerekirse öyle yapmayıp şöyle de koyabilirsiniz. Tavsiyemdir. Şöyle bir bakan koyarsınız. Daha rahat çalışırsınız. Kablo çekme işçiliği de daha az olur. Ha tabii buradaki açı da oradaki açı farklı. Bunun kararını siz kendiniz vermeyin. Uzmanı versin. Yine aynı şekilde burada da anten burada sonlanıyor. Switch'i de buraya koyuyoruz tam bu noktaya. Biz şöyle bakan bir kamera koyabileceğimiz gibi gelip şu noktaya bir kablo çekip şöyle bakan bir kamera koyarsak daha mantıklı olabilir. Burada dediğim gibi ket kablo spiralin içinden düzgünce geçmedi ki zarar görmedi. Burası sağ ortamı çünkü. Her türlü problemle karşılaşma riskiniz yüksektir. Toplamda 5 noktaya verebilirsiniz. Hani genel anlamda proje bu şekilde. Projenin önemli olan kısmı kameraların düzgün. Tabii şurada yanlış mı yere göstermişim. Aslında o şurası olacak da. Şu nokta. Yani ben bu noktama havuzdaki noktayı gösteriyorum size. Bu küçük havuzum. Şu noktaya antenle verdiğim zaman anteni de tam şuraya bir yere takmam gerekiyor ki alt odaya inmemiz gerekiyor bir de o antenden. Anten tam şöyle bir yerde dik olacak. Buradan odanın içine bir switch koyacağız. Switch'ten de gerekli gördüğümüz yerlere yakın mesafelere tabii ki çekebilecek noktalara şu içinde switch var. Böyle bir kablo çekip şöyle bakan bir kamera, böyle bakan kamera, şöyle bakan bir kamera koyulabilir. 3 kamera. Hatta 2 kamera da iş çözer. O artık yine size bağlı. Burada da tam bu noktada. Bunun noktası doğru. Şöyle yaparız. Bunda da internet vardı. Fakat biz bunu point to point çalıştırıyorduk. Yani iki noktadan biz bunu multi point'e çevireceğiz. Şöyle bakar, şöyle bakar. Yani bu şekilde kameralarınızı konumlandırabilirsiniz. Tabii burada direkler de var. Bu direklerde nasıl çalışacağız? Onu da göstereyim. Şöyle iki tane direğimiz var. Bunlar da vereceğimiz noktalardan biriydi. Buraya da yine anten koyup bu alıcı anten olacak. Alacak. Buraya switch koyacağız. Bir tane kamera böyle bakabilir. Bir tane böyle bakabilir. Burada yine bir switch koyup bir kamera böyle bakabilir. Tabii bunların içinde bizim çift cihazlı kabinet kullanmamız gerekiyor. Kullanacağımız malzemeler de aslında şöyle olur. Yaklaşık burada 500 metreye yakın ket kablo gider. Fakat bu 500 metre kesinlikle gitmez de bir top alırsınız 500 metre. HCS almanızı tavsiye ederim. Ket 6 diyelim. Ya da HCS diyelim. Tabii ket 6 değil, ket 7 ya da Zipless'ını da kullanabilirsiniz. Spiral kullanmanız gerekir. Burada spiral. Ket koruyucu için. Ket altı koruma için. Ve burada yaklaşık 17 adet kamera olacaktı. Bunlar bullet olur. 2 MP yeter burada size. Hilux öneririm. Hilux. Bir de H265 destekli. Bunlar merkeze H265 Plus destekli. Onun dışında kullanacağımız ne var? Antenler var. 5 adet Slave anten. Bu da mikrotik. Herhangi bir ürün önerdiğim ürünü yazacağım. Ben bu ürünü tabii şeyle belirleyeceğim. İnternetten teknoloji v.com.tr'den Ümit diye bir arkadaş var onunla. Bir adet master cihaz. Master anten verici. Bu 120 derece olması lazım minimum açısı. 120 derece diyeyim.
Bu da mikrotik olur. Burada tabii 4 megapiksele çıkabilirsiniz. 2 MP yeterli olur diyorum ama dış ortam alacağı için 4 MP de diyebilirsiniz buna. Hi-Lock yeterli olur. Burada da HJS markayla ilerleyebilirsiniz. Ya 300 metre ancak etkiler. Burada ben öyle söyleyeyim. Belki gitmez bile. Sadece havuzların üstüne gidecek. 200 diyelim hatta. 200 metre spiral gider yani burada. Maksimum gitse gitse. Planlaması için. Tabii siz bunu 250 olarak düşünün. Ket6 benim elimde var. Sadece spiral almam gerekebilir. İstemediğim kadar ket6 var elimde çünkü şu anlık yeni bina projesi için. Antenler. Anten için buat kullanılması gerekiyor bir de. Pardon, anten için değil. Kamera buat kullanılması gerekiyor. Kameraların montajı için. Onu kameranın altına yazalım. 17 adet kamera montaj buatı. Buat diye yazılır burada. Onun dışında kullanmamız gereken ne var diye düşünüyorum. Switch var. 8 portlu switchler bu noktaların hepsinde yeter. 8 port yönetilebilir. Boya switch. Ben şu an Dell projem var. Dell varsa Dell'de bunu alabilirim. Dell yoksa HP alınabilir. Veya MikroTik'in yine switchleri var. Çok güzel. MikroTik kullanılabilir yine burada. MikroTik tam fiyat performans ürünü MikroTik. Sadece konfigürasyonları biraz sıkıntı olabilir. Ama ben burada MikroTik kullanacağım. Çünkü tam fiyat performans ürünü MikroTik yazıyorum şuraya. Bir de bunun adaptörünün alınması gerekiyor. 8 port kaç adet olması gerekir? Tabii 8 port. 5 noktamız olduğu için 5 adet olması gerekir. Burada da malzeme kitlesi bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bir de ne lazım? Kabinet. Havuzlarda gerekmez mesela, onları düş. Direklerde ve diğer yerde gerekir. Muhtemelen burada da bize 2 adet. Çünkü sadece şu 2 adet direkte gerekecektir. Diğerleri iç ortam noktaları var. 1, 2. 2 adet. Çift GDR. Tabii keşiften sonra doğru mu yazdım bilmiyorum ama çift GDR dış ortam. Ulusal alınabilir burada kabinet ya da Lande, Estap markalar tercih edilebilir. Onun dışında bir de işçilik var burada. Başka bir şey kalmıyor. Kamera kayıt cihazı zaten bende var. Oraya kaydedeceğim. Kamera kayıt cihazının olması lazım. Bunun yanında jacklar vesaire lazım. Bunlar ufak tefek sarf malzemeler. Başka da bir malzeme kalmıyor aklıma gelen. Bu şekilde projelendirmenizi yapabilirsiniz. Ben böyle bir projeyi yakın zamanda devreye almayı düşünüyorum. Hani kablosuz anten sistemi kullanacak arkadaşlar örnek olması niteliğiyle paylaşacağım arkadaşlarla. Ve bizim sistemimizi projek arkadaşlarla paylaşacağız.